Evet arkadaşlar, burası Aydın Didim Cumhuriyet Caddesi. Aydın Didim Cumhuriyet Caddesi 216 metrekare bir arsamız var. Fiyatı 280 bin euro. 280 bin euro. %40 imarlıdır. Peki bu arsada ne çıkar? Bu arsada bir tane dükkan arkadaşlar. 3 tane 1 artı 1 daire. Bir tane de dübleks, 3 odalı dübleks terası olan bir güzel mesken çıkıyor. Yani toplam 5 parça bir apartmandan oluşur. Dükkanı kiraya verirsiniz. Dilerseniz 1 artı 1'leri de kiraya verirsiniz. Dilerseniz 3 artı 1'de kendiniz oturursunuz. Şehrin tam omurgasına kalan yerler yok. Drone'la gösterdik size. Sağlı sollu dükkanlar var. Bütün her taraf dolu. Zaten deseniz şu anda Didim'de bir kiralık daire bulayım derseniz yok, maalesef yok. Çünkü göç alıyor değerli arkadaşlar. Biz de drone'la bulvarı size göstermeye çalışıyoruz. Birazdan drone'umuzu aşağı indirip emsal yerdeyken biraz daha belki iyi görürsünüz. Emsal binayı da göstereceğiz. Bence kaçırmayın. Yani bir hafta tatile geldim, villayı ne yapacağım diyorsanız buyurun buradan yakın diyesim geliyor. Sahipleri yurt dışında, dilerseniz eğer oradaysanız Almanya'da telefon numaralarını veririm. Kendiniz de orada indirir, kaldırır, etüt eder. Bir rakamda anlaşabilirseniz ne ala biz de mutlu oluruz. Biz hem işimizi yapıyoruz hem insanları buluşturuyoruz. Sizin de bizim gibi bir rehbere ihtiyacınız vardır diye düşünüyorum. Ama takdir sizin, hoşunuza giderse alo dersiniz, istişare yaparız. Yok, başka bir niyetiniz varsa siz sağ bir selamet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Aydın Didim Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Şehrin omurgasında bir arsa tanıtımı yapacağız. Drone ile gezdirdik size. Fiyatı 280 bin euro. 280 bin euro. Bu çift şeritli bulvarımız. Öte taraf liman yolu. Evet, örnek binayı da göstereceğiz. 280 bin euro arkadaşlar. 3 tane 1 artı 1. Bir tane dübleks, bir tane de dükkan çıkıyor. 5 parça çıkıyor. Bir dükkan, 3 tane 1 artı 1 daire ve bir tane dübleks çıkıyor. Şimdi yüzünü çevir. Can, buraya geç. Araçlar gelmeden hemen hızlı yap. Böyle bir bina çıkıyor. Böyle bir bina çıkıyor. 280 bin euro arkadaşlar. Rahmetli Vehbi Koç'un dediği gibi. Arsa altındır. Gel, araç geliyor. Arsa altındır. Ev yaptın mı gümüş olur. Kira verdin mi teneke olur. Ekmek istemez, su istemez. Dolayısıyla villa almıyorsanız böyle bir şey alın. Yani iyi bir yatırım için bir alternatiftir. Daha iyisini siz bilirsiniz. Böyle bu yöne doğru gidelim. Araçlar gittikten sonra size özetleyeceğiz. Evet, Rahmi Koç'un dediği gibi arsa altındır. Ev yapınca gümüş olur, kira verince teneke olur. Bu mantıkla sevgili arkadaşlar, villalar işte sunuyoruz Kuşadası'nda, Bodrum'da, Didim'de, Akbük'te. Fiyatlara aşinasınız. Burada 5 tane bağımsız bölüm çıkıyor. Şehrin içiyle iç içe. İmar durumu %40. Örnek binayı da gösterdik. Sahibi yurt dışında, Almanya'da. Hemşehrim, onlara da selam. Dolayısıyla arsaları güzel bir yerde. Onların bir planı var. Satmıyordular. Buraya daha önce benim bir misafirim oldu, verecektik. Vermediler. Ancak işte deve gelir bir akçeye, sonra gelir 5 akçeye misali. Şu anda da satıyorlar. Bir planları var. Arsamız burada. Arsa şöyle, dükkanımızın bunun gibi neyi olacak? Buradan bir terası olacak. Geliyor, geliyor, geliyor. Sanırsam 90 metre mi, 86 metre dükkan oturumu var. Buraya böyle bağlanıyor arkadaşlar. Üstüne de iki tane 1 artı 1. Sonra dübleksin yanına bir tane 1 artı 1 daha. Yani toplam 5 parça bir bina oluyor. Yani şehrin neresinde? Şehrin tam omurgasında. Yaz, kış size gelir getirecek bir bölgedir. Kira verseniz de hani rahmetli Vehbi Koç'un dediğiyle özdeşleşmese bile, ancak kiralık daire bulunmuyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey de deneyebilirsiniz. Ses tonumda da biraz grip olmuştum. Soran eden arkadaşlara da teşekkür ederim. Bugün kendime geldim. İbrahim abi sana da selam. Bir abi daha vardı, Hakan abi, sana da selam. Birkaç kişi aradı. Dün telefon kapalıydı. Neyse. Bu arsayı bence etüt edin, kaçırmayın demiyorum. Artık siz bilirsiniz. Yani alternatif de yok. Drone'la da bölgeyi de görün. Bir ne isterseniz mesela. Bu arsada ne çıkar, ne olur, imar durumunu alıp size taslak da yapabiliriz. Yani şemasını çizeriz. Sağlamasını yaparız. Öyle yol alabiliriz. Böylelikle müsaadenizi isteyeyim. Arsaların, evlerin, sağlıkların en güzeli sizin olsun. İyi günler.